Son dakika haberi 24 saat. 22 Şubat 2018 17.30 PF'deki, bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı. Kayseri Spor Kulübü'nün 17 Şubat 2018 tarihinde oynanan Antalya Spor Kayseri Spor Spor Toto Süper Lig İlhan Kavcav sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3 maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribüne bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Atiker Konya Spor Kulübü'nün 16 Şubat 2018 tarihinde oynanan Atiker Konya Spor Beşiktaş Spor Toto Süper Lig İlhan Kavcav sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdire 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3 maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Maraton Alp ve bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Atiker Konya Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3 maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kulesite Kuzey Alta, B, C, D, E, F, Kulesite Kuzey Üste, E, F, Y, H, J, K, Konya Çimento Güney Alta, B, C, D, E, F, Konya Çimento Güney Üsta, B, C, D, E, F, Y, H, J, K bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Beşiktaş'ın 16 Şubat 2018 tarihinde oynanan Atiker Konya Spor Beşiktaş Spor Toto Süper Lig İlhan Kavcav sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Beşiktaş antrenörü Şeref Çiçek'in müsabaka hakemine yönelik ihraç öncesi ve sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren bir resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesi giriş yasağı 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Beşiktaş'ın sporcusu Talisca'nın, müsabakada görmüş olduğu sarı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin reddine, Fenerbahçe'nin 17 Şubat 2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe Aytemiz Alanya Spor Spor Toto Süper Lig İlhan Kavcav sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6 kez gerçekleştirilmesinden dolayı 250.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3 maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan okul açık üst ve C, D, E, B, maraton üst E, okul açık alt L, M bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Göztepe sporcusu Adama Traore 19 Şubat 2018 tarihinde oynanan Gençler Birliği Göztepe Spor Toto Süper Lig İlhan Kavcav sezonu müsabakası rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, Galatasaray'ın 18 Şubat 2018 tarihinde oynanan Kasımpaşa Galatasaray Spor Toto Süper Lig İlhan Kavcav sezonu müsabakasında kulüp sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in kulübün sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına, Adana Demirspor Kulübü'nün 18 Şubat 2018 tarihinde oynanan Adana Demirspor Bolu Spor Spor Toto 1
lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, BDT'nin 53 bölü 3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası A, B, C ve Kuzey Maraton Üst A, B, C, D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Grand Medical Manisa Spor Kulübü'nün, 17 Şubat 2018 tarihinde oynanan Grand Medical Manisa Spor Adana Spor Spor Toto 1. lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, BDT'nin 53 bölü 3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kapalı tribün alt ve bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, İstanbul Spor Kulübü antrenörü Yalçın Koşukava'nın 18 Şubat 2018 tarihinde oynanan Gazişehir Gaziantep İstanbul Spor Spor Toto 1. lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Çaykur Rizespor sporcusu Koray Altınay'ın 16 Şubat 2018 tarihinde oynanan MKE Ankara Gücü Çaykur Rizespor Spor Toto 1. lig müsabakasında ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 6.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.